Arkadaşlar merhaba. Sesim geliyor mu? Bir ses kontrolü yapayım önce. Sesimi duyan var mı? Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Vay, gençlik buraya akmış. Teşekkür ediyorum ilginize. Beyza duymuyormuş ama bilmiyorum. Sanırım onda bir sorun olabilir. Beyza kontrol edersen diğer arkadaşlar. Gelmiyor mu ses? Geliyor deniyor. Tamam. Neyse zaten daha birazcık erken geldim özellikle. Daha 5 dakikamız daha var. Şimdi hemen buradaki arkadaşların hepsine hem bir selam vermiş olayım hepinize. Hem de bir kendimden bahsedeyim. Bazı arkadaşlarım sanırım beni tanımıyorlar. Onlar için biraz sürpriz oldum. Uzunca bir aradan sonra ders de bana sürpriz oldu. Onu da söyleyeyim. Adım Serhat Güven. 2003 Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Daha sonrasında kendi üniversitemde 3 yıl boyunca asistanlık yaptım. Anayasa kürsüsünde. Sonra Çankaya Hukuk'a geçtim. Orada da 3 yıl boyunca Anayasa kürsüsünde asistanlık yaptım. Gazi hukukta kamu hukuku doktoramı, yeterliliğimi vermiş oldum. 2004'ten beri birçok kaymakamlık KPSS kitaplarının yazarlığını, editörlüğünü yaptım. Hakimlik kitaplarının. Hakimimi belki duyduysanız benim yegane eserim odur. 2012'den beri artık kaçıncı baskı yaptı bilmiyorum. Yani 14 ya da 15. Bunları size niye söylüyorum? Soyadım Güven. Bana bir konuda güveneceksiniz. O da bu iş. Uzunca süreden beri ders piyasasından uzaktım. Ama son dönemde tekrar birazcık da hobi gibi bununla ilgilenmeye başladım. Yayınlarıma tekrar bir el atmaya başladım. Sizlerle de bu vesileyle tekrar buluşuyorum. Birçoğunuzun belki hocasının hocalığını yapmışımdır. Beni eskiler daha iyi bilirler. Ne anlatsam boş, kendine insanın anlatması biraz garip olur. Ders anlattığımda, anlatmaya başladığımda eminim faydasını göreceksiniz diye düşünüyorum. Düşünmüyorum öyle olacak. Yani şu ana kadar bilmiyorum ama kendi hayatım boyunca herhalde hiç anlatmadıysam 10 binden fazla arkadaşa ders anlatmışımdır. Teközem'in gördüğü en kalabalık sınıf oluştu. Teşekkür ediyorum, sizlerle oluştu yani bu benim için güzel bir dönüş oldu öyle söyleyeyim. Uzaktan eğitime pek alışkın biri değilim, onu da söyleyeyim aslında. Çünkü pandemi sürecinde ya da daha öncesinde de ders anlatmadım ama burada alışmaya çalışıyorum. O yüzden slaytlar sırasında bir şeylerde hata yaparsam af buyurun. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sorular size birazcık Instagram'dan izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Birazcık bazen garip gelebilir ama aslında garip falan değil. Şöyle bir şey yok. Şimdi size ben burada 10 tane soru vereceğim. Sınavda da bunlar çıkacak. Ya böyle bir şey yok. Ne kendinizi kandırın, hep bunu söylüyorum, ne de insanların sizi kandırmasına izin verin. Çıkmış sınav sorularını hepiniz zaten bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Etrafınızda birileri kalkıp bu çıkacak diyorlar. Öyle bir dünya yok. Sosyal medyadan takip etmeniz güzel. Tüm hocaları, istediğiniz hocaların hepsini takip edebilirsiniz ama bu iş ciddi bir iştir. Kitabınız olacak, kaynağınız olacak, zaman ayıracaksınız, konuyu anlamaya çalışacaksınız. Hukukun şöyle bir farkı vardır. Bakın, tarih tarihtir. Yapacağınız bir şey yok. Yani gitmiş Süleyman orayı fethetmiş. Bitti. Bunu değiştirebileceğiniz bir şey yok. Niye yapmış? Canı istemiş, Hürrem istedi diye fethetmiş. Atıyorum. Ama hukukta öyle bir şey yok. Kuralların bir nedeni var. Yasa koyucunun o kuralı niye koyduğunu eğer ki anlarsanız o zaman sırtınız yere gelmez. PDF atılacak mı? Arkadaşlar bu video kaydı Tekuzem'de duracak. Sınava kadar da istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Normal bu giriş yaptığınız yerden kayıtlar duracak diye biliyorum. Bu perşembe başlıyoruz. Bundan sonraki her perşembe bu saatte sizinle beraber olmaya çalışacağım. Yapacağım şeyi de söyleyeyim. Öncelikle rastgele sorular seçtim ve seçeceğim bundan sonraki süreçte de. Çünkü belli bir konuyla gitmek, yani baştan sona ya alacağız tek tek konuları yapacaktık ya da ben arada bir şeyler seçip size gerekeni gerektiği şekilde vermeye çalışacaktım. Kiminiz çoktan anayasayı bitirmiştir, vatandaşlığı bitirmiştir. Kiminiz yeni başlıyordur, kiminiz ortasındadır. O yüzden dersi, aldığınız bir dersi baştan almak yerine bana müsaade edin, ben önemli gördüğüm noktaları anlayacağınız ve sınava kadar unutmayacağınız şekilde
zaten size aktaracağım. Eminim faydası da olacak. Fazlasıyla faydası olacak. Ama şunu söylüyorum gene. Arkadaşlar, bu çıkacak diye bir şey yok. Yani ama anlattıklarımızdan çıkılacak. Anlatılanlardan çıkacak. Elinde sonunda bu da ayrı bir konu. Peki. Şimdi soru üzerinden gideceğim zaten. Dediğim gibi soruları özellikle seçtim. Belgin ses yok diye ama diğer arkadaşlara ses gidiyor diye biliyorum. Sistem yöneticimiz orada Muhammed Bey bir takım aktarımlarda bulunuyor. Peki. O zaman kimsenin vaktini çalmak istemiyorum. Bundan sonraki planlarınız da olabilir. O yüzden hemen derse artık konuyla beraber başlayacağım. Şimdi soruları seçtim, onu da söyleyeyim. Hadi artık derse başlayalım. Soruları seçtim derken, eğer ki ben anlatırken sıkılırsanız bu süper bir şeydir. Çünkü demek ki biliyorsunuz. Yani bildiğiniz şeyde sıkılırsınız. Ben biri kalkıp da bana anayasa anlatsa kapıyı yerim herhalde. Yani adınız gibi bildiği bir şeyi size anlatmaya kalksa. O yüzden sıkılmak iyidir ama anlamak da önemli. Ya da gene şey söyleyeceğim. Herkesin bildiği şey sizin bir işinize yaramayacak. Bakın bugün bu saatte bu kadar kişi emek harcıyor. Bu kadar uğraşıyorsunuz. O zaman şimdi size bir soru sorayım. Hadi 300 kişiyi bulduk sanırım neredeyse. Hızlıca şöyle bir yazın. Çıkmış sınav sorusudur bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani madem öyle söylemiş olalım işte. Çıkmış sınav sorularından. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaç milletvekili var? Kaç milletvekili var? Hepinizin bildiği şey. Hemen geliyor cevaplar. Kaç kar? 600. Şuraya bakın. Allah'ım akıyor. Ha işte bu soru var ya. Bu soru bir halta yaramaz. Arkadaşlar bu soru bir halta yaramaz. Nasıl bir halta yaramaz? Ya KPSS sonuçta bir sıralama işi değil mi? Girmek için kaç puan aldığınızdan ziyade bir de kaç kişinin önünde olduğunuz önemli. O zaman herkesin bildiği, herkesin çok iyi bildiği şey sizin işinize o kadar ne yapmayacak? Gelmeyecek. O yüzden çıkmış sınav sorularının, defalarca çıkan sınav sorularını elbette bileceksiniz. Çünkü ÖSYM kendini tekrarlıyor. Doğru. Zaten o yüzden biz de bunu söylüyoruz ama bu tip sorulara ben geldiğimde üzülürüm. Yani benim arkadaşımın emeği çünkü ne olmuştur? Boşa gitmiştir. Deli gibi çalışanın emeği boşa gitmiştir. Yani bu soruyu hakimlikte bize sordular ve çıldırttılar bizi. Hakimlik sınav sorusuydu mesela. Seçme seçilme nasıl bir haktır diye sordu. Seçme seçilme nasıl bir haktır? Ya hakimlik adına ben anasını ağlatmışım çocuğun. Neler neler söylemişim. Seçme seçilme. Ulan kişi hakkı, sosyal hak, siyasi ne diyecek bu? Gitti bir soru. Yani o çocuğun gece yarısına kadar benle boğuşmasının bir anlamı kalmadı. O yüzden dua edin birazcık zorlasınlar. Ki zorlasınlar derken hepinize bir bilgi vereyim. Bunu hangi hocalar ne kadar verdi bilmiyorum. Bu arada şey de söyleyeyim yani. Ne bir hocayı takip ederim, ne birinin yazdığına bakarım. Hayatım boyunca da yapmadım. Ben kendi hocayım, beni takip eden etsin. Dediğim gibi birçoğunuzun hocasının hocalığını yapmışımdır hatta. Yani elimizde yetişen çok arkadaş oldu sonra bu piyasaya giren baktığınızda. Size bir uyarı, diyorum ya ne çıkacağı belli olmaz ama bu yıl için bir uyarım var. 2023 hakimlik sınavı, Aralık ayında yapılan hakimlik sınavı. Bugüne kadar gelmiş geçmiş en zor hakimlik sınavıydı anayasa soruları bakımından. Bakın bu adamlar da ÖSYM'ye soru veriyorlar. Aynı şekilde ÖSYM'ye sonuçta soru gidiyor. Hakimlikte döküp attılar. Yani anayasa sorularından itiraf ediyorum. Yılların anayasacısıyım. O kadar şey yazdım. Çok şükür fulledim. Fulledim ama bir tane soru da ya herhalde budur diyerek yaptım. Yani ben bile böyle dediysem hakikaten sıkıntı oldu. O yüzden çıtanın yükselme ihtimali var. Sorunun dilleri değişti. Soruş tarzları değişti hakimliklerde, ÖSYM'de. KPSS aile vatandaşlık arasında çok büyük fark yoktur. Onu da söyleyeyim size bu arada. Yani vatandaşlıkta gelen KPSS'de A'da da gelebiliyor. Hatta hakimlikte gelen, daha önce söylemiştim örneğini, lise ön lisans da geldi. O yüzden hazırlıklı olmakta fayda var. Şimdi artık çok da vaktinizi almadan derse başlıyorum müsaadenizle. Bu kadar kişiyiz. Tek tek sorularınızı cevaplamam mümkün değil ama dersin sonunda bir 10 dakika en azından anlattıklarımla ilgili de açıklama yapmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. Başlayalım. Şimdi ilk sorumuz. Arkadaşlar 45 dakika bu arada planladım. Daha öncesinde de söylemiştim. Her perşembe 45 dakika belli konular üzerinden gideceğim. Soruları özellikle seçtim. Şöyle seçtim. Mesela bu hafta söylediğim bir şeyle paralel aslında bunun devamında gelecek bir şeyi haftaya soru olarak alacağım. Örneğin bugün mesela anayasa değişikliğinden bir sorum olmayacak. Çünkü önce bir kanunu halletmek istiyorum. Haftaya anayasa değişikliği atacağım. Bu hafta mesela meclis başkanından soru attım ki daha sonra hafta ne yapayım buna? Haftaya bununla ilgili başka bir şey daha ekleyeyim. Kayıt oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İzleyebileceksiniz. Peki. Şimdi ilk sorumuz. İki milletvekilinin istifa ettiği, iki milletvekilinin vefat ettiği ve iki milletvekilinin de milletvekilliğinin düşürüldüğü mecliste erken seçim kararı alınması amacıyla yapılacak oylamada gereken toplantı yeter sayısı en az kaçtır?
Tamam. Şimdi en az kaçtır? Cevaplarınızı yazabilirsiniz ama şimdi ben açıklamamı yapayım öncelikle. Niye bu soruyu seçtim? Bir, öncelikle ben şunu söylüyorum. Vatandaşlıkta böyle bir soru bu şekilde gelir mi? Pek beklemem. Beklemem. Ama hiç belli olmaz. Siz neyi bileceksiniz? Vatandaşlıkta bu soru aslında şöyle gelir. Meclisin toplanması için gereken sayı en az kaçtır? Meclisin toplanması için gereken sayı en az kaçtır? Aslında vatandaşlıkta soruyu böyle bekleriz. Ama bakın şimdi. Birazcık daha çıtayı arttırarak başka bir bilgi daha. Şimdi iki tane milletvekili gitmiş. İki tanesi öyle gitmiş. İki tanesi böyle gitmiş. Ana altı tane milletvekili yok. Mecliste o zaman mecliste toplam kaç milletvekili var? 600. Şimdi bu 600'ün 6'sı gitmiş diye mi hesap yapacağız? Önemli tarafı o. Öncelikle onun üzerinden mi hesap yapmaya başlayacağız? Hayır. Bilgi bir. Mecliste bu tip sayılar konusunda o ölmüş, o kalmış, o gelmemiş. Bu bizi ilgilendirmez. Ya bunlar zaten her gün sanki oradalar mı? Ya bir düşünsenize, meclis açılıyor. Bunlar ilk gün oraya gelmiyorlar bile. Yani ilk gün hani böyle ders olmaz gibi, üniversitede yapardık ya, ilk gün ders olmaz falan diye okula gidilmezdi. Aynı sistem. Bunlar nereye daha gelmiyorlar neredeyse baktığınızda? Oraya daha gelmiyorlar. O yüzden hesap her zaman ne üzerinden yapılacak? Her zaman 600. O yüzden sınavda sadece sizi şaşırtmak için kalkıp da şu oldu, bu oldu deyip de düşürmenizi isterlerse bu tuzağa düşmeyeceksiniz. Tamam. Başka baktığımızda, başka burada özellikle kullandığım başka bir şey, erken seçim kararı falan filan. Şimdi iyi de soru kökünde bakın. Soru kökünde ben size neyi sordum? Neyi sordum ben size soru kökünde? Bakın şuraya. Neyi sordum? Toplantı yeter sayısını sordum. Bitti. Aslında olay burada bitti. Soru şunu söylüyor. Diyor ki toplantı yeter sayısı kaçtır? Kaçtı? Şimdi onu hatırlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı seçimler dahil bütün işlemlerinde en az neyle toplanırdı? Meclis üye tam sayısının 1/3'üyle toplanır. İşte meclis üye tam sayısının 1/3'üyle toplandığına göre. Benim üye tam sayım da 600 ise bunun da 1/3 ne olacaktır o zaman? Baktığınızda 200 olacaktır. Sorudaki mantığı gördünüz mü? Bir, öncelikle orada erken seçim kararı falan filan deyip erken seçim için gereken sayı sizin kafanıza şöyle bir oraya yedirmeye kalkabilir ama değil, alakası yok. İki, karar yeter sayısıymış gibi algılatmak isteyebilir. Hayır. Daha da önemlisi belki bugüne kadar vatandaşlıkta görmediğiniz bir şey, bu kadar milletvekilinin olmadığı mecliste diyebilir. O kadar milletvekilinin olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Anayasanın ifadesini hatırlayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi yapacağı seçimler dahil bütün işlemlerinde en az meclis üye tam sayısının 1/3'üyle, yani kaçta toplanır o zaman? 200'de toplanır. Bitti. Ne gelirse gelsin. Sınavda ne sorsa sorsun. Falanca anayasa değişikliği için toplanacak. Kaçta toplanır? 200. Afgan için toplanacak. Kaçla toplanır? 1/3'üyle toplanır. Bu bitti. Hiç fark etmiyor. Soru kökü belli. Toplantı yeter sayısı kaçtır? Cevabınız neymiş? 200 olacak. Direkt bunu hemen ne yapacaksınız? İşaretleyip yolunuza devam edebileceksiniz. Devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. Bütçe kanun teklifinin kabulü için mecliste yapılan oylamaya 500 tane milletvekili katılmış. Beyzadelerin 500 tanesi nereye gelmiş? Meclise gelmiş. Meclise gelip ne yapmışlar? Meclise gelmişler ve ne yapmışlar? Bütçe kanunu kabulü için gelmişler oraya. Demişler ki biz bunu ne yapalım, hadi oylayalım. Ve oylama sonucunda bu bütçe kanunu kabul edilmesi için en az bize kaç gerekiyor diye sorduk. Şimdi bakın geldik o zaman. Şimdi neyi soruyor? Kabul için en az kaç gerekir derken sınavda bunu nasıl görebilirsiniz? Karar yeter sayısı en az kaçtır? Şimdi devam edelim. Önce bir toplanacaksınız. Biraz önce onu yaptık. Buraya bu kadar kişi geldi. Bu gelenlerin arasından birileri ne yapacak? Evet diyecek ki onu olsun, o kanun çıksın. Öncelikle burada tuzak şu. Tuzak derken özellikle soruda bunu kurgularım. Bütçe kanun teklifi dedim. Şimdi bütçe özel diye, önemli diye kendi kafasında aday süreç içerisinde, bunda da yerden göğe kadar haklısınız. Tek dersiniz vatandaşlık değil. Tek dersiniz tarih değil. Tek dersiniz genel kültür, genel yetenek değil. Dünya kadar konu, dünya kadar ders. İşte o yüzden benim için basit niye? Ya işte topu bir tane anayasacıyım ben, yani medenisidir, idaresidir filan, bu kadar hukukçuyum. İşim bu, 20 yıldır bu. Siz bir sürü şeyle uğraşıyorsunuz. O yüzden burada bütçe kanunu filan dediğinizde kafanız karışabilir ama bütçe kanunu için size özel bir şey söylendi mi? Hayır. Bütçe kanunu için şu gerekir diye bir şey söylendi mi? Hayır. O zaman burada ister medeni kanun deseydi, ister X kanun deseydi hiç fark etmezdi. Anayasa ne der? Der ki en az 1/3'üyle toplanır der. En az 1/3'üyle toplanır dedikten sonra devam eder. Aksine bir hüküm yoksa der.
Yani başka bir şey söylenmediyse, başka bir şeyin söylendiği yerler var. Anayasa değişikliği var, öyle değil mi? Af kanunu var, erken seçim. Bunlara daha sonra bakacağız. Aksine bir şey söylenmediyseler, toplananların salt çoğunluğuyla karar verir. Yani neyle karar verir? Toplananların salt çoğunluğu dediği şey ne? Toplananların yarısından fazla olan sayıyla karar verir. İşte toplananların yarısından fazla olanla karar verir dediğine göre. Kaç kişi gelmiş? Kaç kişi geldi? 500 bitti. Bunun yarısından fazla olan kaç? Çok güzel, zaten çoğunuz doğru cevapladınız. Kaç? 251 ile ne yapar? Karar verir. Bitti, bu kadar. Ama ne olur ne olmaz. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Soruyu değiştirelim. Tamam mı? Neymiş ana kural? Üçte bir ile toplandı ve aksine bir şey yoksa, aksine bir şey söylenmediği sürece gelenlerin yarısından fazla olan sayıyla karar verdi. Ama anayasanın mantığı şu. Anayasa diyor ki, arkadaş diyor, sen diyor 600 tane adamsın. Bu kadar adamsın. Bu kadar sen para alıyorsun. Gidip orada oturuyorsun. Değil mi? Habire bir de sayı yükselttiler. 550'den 600'e falan çıkarttılar. İnsan diyor, insan diyor. Böyle kalkıp da diyor, toplananların yarısı derken, ondan fazlası derken 200 kişi geldik. 101 kişi de he dedik. Hadi çıktı kanun da utanır diyor. Bu kadar da olmaz diye söylüyor. Yani anayasanın mantığı şu. Arkadaş diyor, nasıl ki toplantı yeter sayısı için alt bir limit varsa, nasıl ki toplantı yeter sayısı için alt bir sınır varsa, karar yeter sayısı için de ne olsun? Alt bir sınır olsun. Öyle diyor, böyle yüzlerle, işte yüz onlarla ne olmaz? Kanun çıkmaz diyor, çıkmasın diyor. İşte o yüzden anayasa devam ediyor ve diyor ki, aksine bir hüküm yoksa diyor, toplananların salt çoğunluğa karar verir dedikten sonra ancak diyor, ancak deyip devam ediyor. Bu karar yeter sayısı, ancak diyor, bu karar yeter sayısı hiçbir zaman, ancak bu karar yeter sayısı hiçbir zaman meclis üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. X eşittir, birazcık da matematiğe geçtik, baktığınızda 151. Yani demek istediğim şey şu. Hocam niye bir fazlası? Ne bileyim niye? Yani bizim yasa koyucunun, anayasa koyucunun bence halt yemesi dörtte birinin bir fazlasından az olamaz demiş. Bunu böyle bileceksiniz. Dörtte birinin bir fazlasından. O da kaç? 151. Yani demek istediğim şey şu. Şimdi orijinal sorumuzu, buradaki soruya geldik. 500. Ana kural neydi? Yarısından fazla olan. O zaman kaç lazım dedik? 151 lazım. Peki soruyu değiştirip, diyelim ki 240 kişi gelmiş olsun toplantıya. Meclise 240 kişi gelebilir mi? Hemen yazın oraya. Meclis toplantı yeter sayısı bakımından 240 yeterli mi? Yeterli mi? Yeterli. 240 kişinin gelmesinde bir sorun yok. 240 kişi geldi. Ana kural bunun yarısından fazla olan. O zaman kaç lazım bana? 121. Olur mu? Olur mu? 121 ile karar alabilir miyim? 121 ile karar alamam. Çünkü diyor ki anayasa, arkadaş diyor, her ne olursa olsun bu sayı diyor hiçbir zaman ne olamaz? Dörtte birin bir fazladan az olamaz. Yani soru size şunu sorarsa, meclisin bir kanun çıkartabilmesi, özel bir kanun demiyorum, bakın aksine bir hüküm olabilirdi. Meclisin bir kanun çıkartabilmesi ya da bir karar alabilmesi için gereken sayı en az kaçtır derse, işte o sayı en az kaç olacak? 151 olacak. Tamam mı? O zaman şöyle baktığınızda, şurada şöyle dursun, daha sonrasında okuyabilin diye en azından anlattıklarım orada bir durmuş olur. Diyeceksiniz ki toplantı yeter sayısı her konuda hiç fark etmez. Sorun başına gelirse gelsin. Toplantı yeter sayısı her konuda kaç? Üçte bir en az. Yani 200. Karar yeter sayısı toplananların yarısından fazla olan ama hiçbir zaman hangi sayının altına inemeyecek? Dörtte birin bir fazlasının altına ne yapamayacak? İnemeyecek. Tamam. Arkadaşlar sorularınızı hemen cevaplayamıyorum. En son cevaplayayım gerekirse, çünkü çok kalabalığız. Yetişmem zor. O noktada sayımız 400'lere yaklaşmış. Tamam. Aklınıza sığınıyorum. Peki, devam ediyorum bir sonraki soruyla. Şimdi soruları birazcık özel, birazcık değil, bayağı bir özendim. Yani soruları seçerken, soruları da bugün oturdum sıfırdan yazdım bu arada. Birazcık dışarılarda gezindim, geldim, daha sonra sorularınızı yazdım. Şimdi bakın, sevdiğim soru tiplerinden biri şudur. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır sorusu. Niçin sevdiğimi söyleyeyim. Siz çalışırken sevin. Ve ben mümkün olduğu kadar tüm kaynaklarımda, tüm kitaplarımda mümkün olduğu kadar hangisi yanlıştır sorusu yazmak isterim ki okuduğunuz o dört tane şık bir defa doğru olsun ve orada yanlışı bulursunuz. Bakın, bir hoca için, soru türeten biri için hangisi doğrudur sorusu yazmak çok daha kolaydır. Niye? Niye? Çünkü hangisi doğrudur sorusunu yazmak çok kolaydır. Dört tane şıkkı sıkarım ve yanlış olacak zaten. Uydururum. Kafama göre sallarım. Kafama göre salladıktan sonra bir tane de oraya doğruyu koyarım. Al sana orada soru. Kaliteli soru ya da size bir şey katan soru bence her zaman için hangisi yanlıştır sorularıdır. Ama bunu da şunun için şöyle bir uyarı yapacağım. Hangi kaynaktan çalışırsanız çalışın,
Yani bu saatten sonra zaten çok fazla da dağılmayın. Elinizdekileri bir toparlayın. Eminim tüm hocalarım iyi şeyler yazmışlardır, gerekeni vermişlerdir zaten. Ona şüphem yok. Yapacağınız şey şu olsun. Hangisi yanlıştır sorularında doğru olan 4 şıkkı mutlaka cebe atın. Çünkü hoca o 4 tane bilgiyi size vermek istemiş olabilir ki ben isterim. Şimdi bakalım soru şu. Gelelim buraya. O zaman derdim burada şu aslında. Doğruları da cebe atacaksınız. Yanlışı bulacağız ama doğruları cebe atacağız. Tamam. Güzel. Oradan cevaplar geliyor ama biz de cevaplayalım bakalım neymiş cevabımız. Meclis tarafından kabul edilerek Cumhurbaşkanı'na gönderilen kanun hakkında hangi ifade yanlıştır? Şimdi kanun Cumhurbaşkanı'na gelmiş. Cumhurbaşkanı için hangisi yanlıştır diyor ondan sonraki süreç için. Cumhurbaşkanı 15 gün içinde kanunu yayınlayabilir. Doğru mu? Doğru. Hatırlayalım olay ne? Yasa koyucu kim bize? Meclis. Kuralları kim yapar? Meclis. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Yürütmede kim var? Cumhurbaşkanı var. Yürütmedeki Cumhurbaşkanı yasamaya ne yapamaz? Yasama fonksiyonu aslında müdahale edemez. Ama Cumhurbaşkanı devletin başı sıfatıyla olay şudur aslında. Ben devletin başı olarak gördüm ve söylüyorum ki bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartılan kanundur ve meclisin çıkartmak istediği kanuna uygundur diye bir irade ortaya çıksın diye bu nereye gelir? Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanına geldiğinde bu noktada Cumhurbaşkanı'nın kaç günlük süresi vardı? 15 günlük süresi vardır. Yine hap soru, hap cevap bunlar ezberlenecek. Bir kanun yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanı'na geldiğinde Cumhurbaşkanı'nın kaç günlük süresi vardır? 15. Cumhurbaşkanı 15 gün içerisinde bu kanunu ne yapabilir? Tekrar görüşmek üzere geri gönderebilir. Ya da ne yapabilir? Resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe koyabilir. B şıkkı, bütçe kanunu hariç olmak üzere kanun tekrar görüşmek üzere meclise geri gönderebilir. O zaman bu ifade doğru mu? Doğru. Nesi doğru? Meclise geri gönderebilir. Hatta burada hemen şu bilgiyi de alacaksınız. Tekrar hatırlayacaksınız. Hangi kanun hariç olmak üzere? Bütçe kanunu hariç olmak üzere. Tamam. Bütçe kanunu olmaz. Bütçe kanunu geri gönderilemez. Bunu da cebe attık. Bütçe kanunu niye geri gönderilemezdi? Şimdi onun da mantığını alın. Mantığını alın ki unutmayın. Bütçe nedir bütçe? Nedir bütçe? Paradır. Para olmadan bir halk olmaz. Sağlık Bakanlığı ambulans alamaz hale gelmesin diye. İçişleri Bakanlığı polisine kalkıp da arabasına benzin koyamaz hale gelmesin diye. Aman gecikmesin diye. Geri gönderilemeyen tek kanun neydi? Bütçeydi. Ama onun dışında kanunları ne yapabilir? Geri gönderebilir. Tamam, bu da tamam. Rolex güzelliği oradan geldi. Başka? Cumhurbaşkanı kanun meclise geri gönderirken tamamını göndermek zorundadır. Bu ifade doğru mu? Yani bakın bu olay şu. Şimdi kanun var. Kanunda 4 tane maddesi var. 1, 2, 3, 4 maddelik bir kanun. Cumhurbaşkanı da geldi. Cumhurbaşkanı da geldiğinde Cumhurbaşkanı bu 4 maddeden sadece bir tanesine gıcık oldu. Yani yok, onu beğenmedi. O bir maddeyi beğenmediğinde sadece bu bir maddeyi mi geri gönderecek yoksa kanunun tamamını mı, hepsini mi geri gönderecek? Cevabınız tamamını gönderecek. Mutlaka niye? Bakın mantığı ne? Mantığı ne? Size ne dedim? Yasa koyucu kim? Yasa koyucu kim söyleyin? Meclis. Biz de yasa koyucu kim? Türkiye Büyük Millet Meclisi. İşte yasa koyucu meclis olduğu için, yasa koyucu meclis olduğu için Cumhurbaşkanı bunun tamamını göndermeyip belli bir kısmını gönderip de meclisin o bir maddeye bakmasını ne yapamaz? Engelleyemez. Bir de ne biliyorsun? Belki meclise sen bunu geri gönderdin. Meclis komple ne yapacak? Hepsini değiştirecek. Meclis sadece o bir maddeyi değil, ikinci maddeyi de değiştirecek. Yasa koyucu meclis olduğu için bunun hepsi kimin önüne gelmeli? Meclise gelmeli. O yüzden Cumhurbaşkanı bin maddelik kanundan bir maddeyi uygun bulmasa dahi, bin maddeden bir maddeyi uygun bulmasa dahi ne yapacak? Hepsini geri gönderecek. Bunu da attık. Başka bir şey daha. Geri gönderilen kanun Cumhurbaşkanı geri göndermiş. Meclisin bunu kabul edebilmesi için, aynen kabul edebilmesi için, özür dilerim şöyle şey yapalım. Ha, şurada da yazıyor zaten kanun. Aynen kabul edebilmesi için en az ne gerekir? Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu. Meclis üye tam sayısı kaç? 600. Bunun salt çoğunluğu ne? 301 gerekir. Arkadaşlar bu da hap soru hap cevap ve potansiyel sınav sorumlusu bundan sonraki her süreçte. Nedeni şu. 2017 anayasa değişikliğinden sonra gelen bir hükümdür. Eskiden böyle bir düzenleme yoktu. Yani bakın ne oldu? Baştan diyelim ki meclise geldi 400 kişi. Meclise 400 kişi geldi ve buna en az kaç lazım? 201 kişi he dedi. Bu gitti kime? Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanı bunu geri gönderdiğinde meclisin bunu aynen göndermesi için eskiden özel bir sayı yoktu. Ama artık özel bir sayı var. Diyor ki anayasa aynen gidecekse diyor mutlaka kaç lazım? 301 lazım. Yani şu D ifadesi de doğru ve bu D ifadesini herkes ezbere ne yapacak? Herkes ezbere bilecek.
Tamam mı? Aynen öyle. İşin olmuş oldu, işini zorlaştırmış oldu aslında baktığınızda. Diğer konu E şıkkı. Demek ki artık zaten yanlış burası. Ama size derdimi söylüyorum. Derdim neymiş? O dört tane şıkkı ben oraya boş yere yazmadım. O dört şıkkın dördü de mutlaka ne yapılacak? Bilinecek. Alın size ayrı ayrı dört tane soru. Dört tane baba soru. E şıkkı. Cumhurbaşkanı kanunu geri göndermez ya da yürürlüğe sokmaz ise. Geri göndermedim. Resmi gazeteye gitti, yürürlüğe de koymadım. O zaman diyor ki ne olacak? Referanduma götürmek zorundadır. Diyor da ne için diyoruz bunu? Kanun. Şimdi işte olay şu. Kanunlar halka gitmez. Tamam? Ne demek istiyorum? Siz halk oyu mekanizmasını sadece nerede gördünüz? Anayasa değişikliğinde gördünüz. Hemen size doğrusunu da söyleyeyim. Anayasa değişikliği dediğiniz şey aslında bir kanundur. Anayasa değişikliğine ilişkin kanundur aslında o. Anayasa değişikliğine ilişkin kanun olduğu için özel bir kanundur. Nasıl ki af kanunu özelse, nasıl ki bütçe kanunu özelse, anayasa değişikliğine ilişkin kanun da özel bir kanundur. Ama özel kanun olduğu için, özel kanun olduğu için bir de neyi var? Özelliklerinden biri referandum mekanizması var. Orada referandum var. Ama onun dışında kanunlar nereye gitmez? Nereye gitmez? Halka gitmez. Bakın ezber istemiyorum, mantık istiyorum. Burada hakikaten bu işin mantığını alacaksınız. Sınava kadar da bir daha bakmanıza gerek kalmayacak. Kanunlar halka sorulmaz. Niye? Ya arkadaş, kanun halka sorulursa herkes sadece kendini düşünür. Öyle değil mi? Mesela şöyle bir kanun çıksa deser ki işte kanun sonuçta halka soruyorlar. Diyorlar ki arkadaş öğretmenlere %200 zam, doktorlara bir hat yok. Ya da işte polise şu olanaklar veriliyor ama öğretmenlere onlara hiçbir şey yok. Ya arkadaş herkes neyi düşünür? Herkes sadece kendini düşünür. Size başka bir şey, hadi bakalım. Hadi siz ne diyeceksiniz buna? Halka soruyorlar. Kanun KPSS'nin şartı. Diyorlar ki KPSS'nin yeni şartı 25 yaşını dolduranlar KPSS'ye giremez. Hayda, hadi bakalım. 25 yaşını dolduranlar KPSS'ye giremez. Böyle bir kanun çıksa. Çık niye? Şeymamen olmaz diyor. Niye olmasın? Çıksın. Ne var? 25 yaş. Ben daha 23 yaşındayım. Bir arada 2 yılım var. Elenin gidin de bana ne? Sizinle mi uğraşacağım? Ha işte anladınız mı? 26 yaşındaki adam buna he der mi? 26 yaşındaki buna he der mi? Demez. 22'sindeki ne yapar? Atlar. İşte o yüzden kanunlar kime sorulmaz? Halka sorulmaz. Sınavda kanunları halk oyuna sunmak derse bu ifade ne? Yanlış. Sınavda kanunları halk oyuna sunmak derse bu ifade ne olacak? Yanlış olacak. Halk oyu mekanizması sadece ama sadece nerede varmış? Anayasa değişikliğinde varmış. Tamam mıyız? Devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi böylece aslında derdim şuydu. Toplantı, karar yeter sayısı. Şunları ne yapalım bir? Halledelim. Kanun kime geliyor? Cumhurbaşkanı'na kaç günlük süresi var? Kanun halka gider mi? Gitmez. Tamam mı? Yoksa sadece uygun bulunmayanları mı? Ve esasen bir de ne var? 301 konumuz var. Aynen gitmesi için. Hadi bakalım. Zaten işe alımda da yaş sınırı var. Doğru, yaş sınırınız var ama yani o yaş sınırını indirmek ya da yukarı çıkarmak işte hepimizin ne yapar? Dengelerini bozar. Ya da şöyle düşünün. Bir kanun çıkıyor. KPSS'ye sadece bir defa girebilirsin. Bir defa girebilirsin KPSS'ye. Yani adam zaten girmiş. Bu kanuna ne der? Hayır der. Neyse uzatmadan devam edeyim. Bir sonraki sorum. Şimdi bu soruyu niye seçtim onu da söyleyeyim. Birazcık size tarihten de bundan sonraki derslerde de aralara atacağım böylece. Tarihten de hem soru ihtimaline karşı zaten gelen şeyler de onları gösterirken gene bir şeyleri özellikle seçtim. Anayasa derken 61 Anayasası. Şimdi 61 Anayasası'nın özelliklerinde genel mantığınızı almanızı istiyorum. 61'in önce genel mantığını söyleyeyim. 61'in genel mantığı şu. Dönemine göre çok demokratik, çok özgürlükçü bir anayasaydı. Dönemine göre baktığınız özellikle. O yüzden biz de iyi şeyleri temelde aklınıza nereye getirin? Size ipucu nereye getirin? 61'e getirin. Yani baktığınızda demokratik devlet ne zaman gelmiştir? Ne zaman gelmiştir? Basın gitsin nereye? 61. Ne bileyim hukuk devleti ne zaman geldi? 61. Sosyal devlet ne zaman geldi? 61. İşte siyasi partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları oldular. Ne zaman oldular? 61'de oldular. Yani bizde lay lay lom ne zaman başlıyor? Lay lay lom ne zaman başladı bizde? 61'de başladı. Hatırla sevgili izleyenler bilirler. Eski dizilerden biridir. Çemberimde Güloya falan böyle. Yani dönem dizilerinin güzel tarafları var. Mesela o dönemleri gördüğümüzde üniversiteleri özerk yapmışlar. İşte TRT özerk olmuş. TRT'nin özerk olmasının şu anda bir önemi var mı? Yok. Zaten dünya kadar kanal var. Yani televizyonu bile izlemiyorsun. Oturuyorsun başka internetten her şeye bakıyorsun. Ama bir de o zaman düşünün. Bir tane zaten ne var? Bir tane kanal var. Bir tane radyo var. Onu dinliyorsun. Orada ne deseler inanırız. Yani ülkede deprem olmuş. Bunu söylemeseler haberimiz bile olmaz.
İşte ama bakın o zaman özgürlükçü anlayışı, üniversiteler özel kılmış, demokratik, sosyal hukuk devleti her şey gelmiş. Lay lay lom ne zaman başlamış? Ne zaman? 61'de başlamış. 61'de lay lay lom geldi ama daha sonra ne oldu biliyor musunuz? O dönem bizlerini biliyorsunuz. Sağcısı buradan bağırıyor, solcusu buradan bağırıyor. Sağ sol derken bunlar ne yapıyor? Sağ sol eli sağ sola fazla çarpmaya başladı. Yani ülkede özgürlükçü ortamdan sonra ne başladı? Kaos ortamı başladı, çatışmalar başladı. Bunun üzerine bizler anayasayı içimize sindiremedik, demokrasiyi içimize sindiremedik demedik de. Bu anayasa var ya, bu anayasa çok özgürlükçü. Anayasa böyle. O zaman ne yapalım? Anayasayı değiştirelim deyip 71'de anayasada ne yaptılar? Son derece önemli değişiklikler yaptılar. Ve işte onlardan biri de ne oldu? Militan demokrasi anlayışı oldu. Militan demokrasi ne dediniz? Onu da söyleyeyim hemen. Ne demek militan? Military'den geliyor böyle İngilizce. Military falan. Ha? Askeri değil mi? Militan savaşan demek. İyi de o zaman militan demokrasi ne? Savaşan demokrasi. İyi de ben demokrasiyi iyi bir şey sanıyordum. Manyak mı bu, psikopat mı bu? Kiminle savaşır? Demokrasi kiminle savaşır? Kendisini yok etmeye çalışanlarla savaşır. Yani bakın sizler durduk yere gidip de birine vurur musunuz? Hayır. Ama mesela bu dersten sonra çıktınız böyle bunu aldınız ulan dediniz bu herif benim kafamı şişirdi falan diye kendinizi dışarıya attınız. Giderken geldi birisi de omuz attı. Hayda. Ondan sonra herif arıza çıktı ne yapıyorsun falan derken size vurmaya başladı. Çok hümanist bir insansın kimseyi vuramıyorsun falan. Herif sana vuruyor ne yapacağım? Mecburen sen de ne yaparsın? Sen de ona vurursun. İşte militan demokrasi şu. Demokrasi durduk yere kimseye vurulmaz. Ama sen ne zaman ki demokrasiye vurmaya başlarsan o da sana ne yapar? Vurur. Yani anayasa madde 14 aynen öyle. Temel hak ve hürriyetler ne olamaz? Kötüye kullanılamaz. İşte işler çığırından çıkmaya başlayınca dediler ki arkadaş dediler anayasada yer alan bu temel hak ve hürriyetleri ne yapamazsın? Kötüye kullanamazsın. Ve bunu anayasaya ne zaman soktular? 71 yılında ne yaptılar? Soktular. Benim buradaki derdim şuydu. Bir 61 yıl genel mantığını alın ki sınavda sıkıştığınız yerde bir şey gelmiş böyle iyi bir şey gelmiş. Mesela ne bileyim işçiye grev hakkı gelmiş. Ulan ne bileyim ne zaman grev demeyin. Sıkacaksanız nereye sıkın? 61'e sıkın. Bizde demokratik devlet, sosyal devlet, hukuk devleti hepsi ne zaman geldi? Hepsi 61'de geldi. Ha laik devlet ne zaman gelmiş? Hemen orada tuzak olur. Laik devlet ne zaman gelmiş? Hatırlayın o. 24 Anayasası'nda 37 değişiklikle beraber geldi. O zaman bakın iyi şeyler diyorum. Yargı bağımsız hukuk devleti ne zaman gelmiş? 61. Siyasi partiler ne zaman demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olmuş? 61. Sosyal devlet? 61. Militan demokrasi? 71. Bunlar doğru. O zaman şurada ne var? Aa be demek ki yanlış olan neymiş? D şıkkı. Niye? Bunu da hemen söyleyelim. Çünkü karma hükümet sistemimizde ne zaman uygulanmıştı? 24 döneminde uygulanmıştı. Karma hükümet sistemi neydi? Meclis hükümetiyle parlamenteri almışlar, katmışlar, kalmışlar ne olmuş? Karma olmuştu. 61'in hükümet sistemini de hatırlayalım. Neydi 61'in hükümet sistemi? Neydi? Parlamenter sistemdi. Şimdi parlamenter sisteme girersem içinden çıkamam arkadaşlar. Onu başka bir şeyde derste anlatalım. Parlamentodan doğan sistemdir. Aslında her şey nereden başlar? Yasamanın içinden çıkar. Öyle bir sistemdi. İşte o zaman demek ki cevabımız neymiş? 61'de parlamenter sistem var. O yüzden karma hükümet sistemi derse yanlış. Ama gene derdim ne? Özelliklerini, 61'in özelliklerini ne yapacaksınız bileceksiniz. Militan demokrasi neymiş? Herkes anladı mı? Anladı mı herkes? Kimse kimseye durduk yere vurmaz. Ama biri benim canımı yakarsa ben de onun canını ne yaparım? Yakarım. Tamam süpersiniz. Artılar geldi. O zaman artılarla devam edelim. Gelelim başka bir şey daha. Neyi seçtim soru olarak? Meclis başkanını seçtim. Çünkü meclis başkanı da sık sorulan sorulardan biridir. Sık sorulardan yer alır. Yine aynı şeyi yapmaya çalıştım. Dedim ki hangisi yanlıştır? Demek ki ne yapacaksınız? Bu videoyu daha sonra izlerken o doğru cevaplar mutlaka bilinecek. Meclis başkanı ile ilgili gene mantığına bakacağız bu arada. Meclis başkanı ile ilgili hangisi yanlıştır? 1. Meclis başkanı için bir yasama döneminde 2 defa seçim yapılır. 2. Meclis başkanı için siyasi partiler aday gösteremezler. Meclis başkanı mecliste oy kullanamaz. Meclis başkanı gizli oylamayla seçilir. Şimdi bunun gene bir mantığına bakalım. Verilen cevaplar doğru mu ona da bakalım. Zaten çoğunlukla bir şey var ama şimdi hepiniz böyle direkt doğruyu buluyorsunuz ya. Size öyle sorular sorarım ki hepiniz de direkt yanlışa gidersiniz. Haberiniz olsun. Peki ama buradaki derdimi ilk önce bir söyleyelim. Tamam arkadaşlar hemen söyleyeceğiz. Burada bu arada özür dilerim şıklar burada bir kaymış benim hatam. D ve E şıkkı diye. Evet şurası ne olacak? E şıkkı olacak. Yanlış olan da burası ama şimdi aslında konunun mantığını alın istiyorum gene. Bakın meclis başkanı dediğiniz adam ne olacak? Herkesin başkanı olacak.
Yani orada A partisinde, B partisinde, C partisinde milletvekilinin başkanlığını yapacak. O yüzden anayasa bu işi daha en başta bir siyasi güç gösterisi haline getirmek istemiyor. Bu adamın mümkün olduğu kadar birazcık, yani tabii ne kadar baktığınızda fiiliyatta oluyor ayrı konu, ama anayasa en azından onu böyle daha tarafsız, daha böyle insanların üzerinde anlaşabileceği şekilde seçtirmek istiyor. O yüzden daha en başta meclis bismillah gelmiş, 600 milletvekili seçilmiş, meclise gelmişler. Hemen ilk yapacakları işlerden birini meclis başkanlık divanı ve tabii ki içindeki meclis başkanını seçmek olacak. İşte o yüzden daha en başta işi ne yapmak istemiyorlar? Siyasi güç gösterisi haline getirmek istemiyor. Kaos ortamı yaratmak istemiyor. Meclis başkanı benden olacak. Hayır, benden olacak diye birbirlerine girmesinler diye. Mantık bu. Milletvekilleri o başkan bizim başkanımız, eyvallah diyebilsinler diye. Siyasi partiler meclis başkanı için aday gösteremezler. ÖSYM'nin sevdiği sorulardan biridir. Neden? Çünkü medya sizi yanlış yönlendirir. AKP'nin adayı şu, CHP'nin adayı bu derler. Hayır. Hukuken hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi parti grubu meclis başkanı için aday gösteremez. Peki hocam nasıl aday oluyor? Adam gidiyor, milletvekili seçilmiş, gidiyor oraya, diyor ki arkadaş ben adayım. Adaylığını koyuyor. Öyle. Ha ne oluyor tabii? Fiiliyatta ayrı. O partiden başka biri aday olmuyor. Kendileri aslında anlaşıyorlar ama hukuken baktığınızda siyasi partiler aday gösteremezler. Ve bakın bir yasama döneminde, bir yasama dönemi kaç yıl bizde? 5 yıl, 2 defa seçim yapılıyor. Bunda da bir de mantık ne biliyor musunuz? Parlamenter sistemden gelir aslında. Biliyorsunuz böyle ne yapıyordu parlamenter sistemde? A partisi, B partisi birleşiyordu işte. Neyse çoğunluğu ele geçiriyorlardı. Şimdi aslında iş o noktaya geldi. İşte Cumhur İttifakı, işte Millet İttifakı falan derken baktığınızda gücü yetmeyince ne yapıyor? Uzlaşıyor. Şimdi şöyle düşünün, somutlaştırın. Cumhur İttifakı'nda MHP inat ediyor. Diyor ki meclis başkanı bizden olacak dese. Lan ittifakı kurduk, her altı yedik, yaptık, becerdik. Adam inat ediyor. Diyor ki meclis başkanı benden olacak. AKP diyor ki yok benden olacak. Hayda. İttifakı kurduk. Daha dakika bir gol yer. Gol yemeyelim diye. Bak arkadaş gel tamam bir iki yıl benden olsun. Kalan sürede de senden olsun. Ya da tamam önce bir senden olsun sonra benden olsun diyebilsin diye. Kaç defa seçim yapılıyor? Mantık aslında bu gene. İki defa seçim yapılıyor. Ve gene bunun tarafsızlığı ortalık karışmasın diye hangi oylamayla yapılıyor? Gizli oylamayla yapılıyor. Bakın hep aynı mantık. Kuralları mantıkla aldığınızda bu kurallar kalıcı olacak. Ve meclis başkanı olarak ne yapamayacak? Oy kullanamayacak. Hep aynı mantıkla. Evet aynı öyle. Ne şiş yansın, ne kebap gelsen ortada anlaşak diye ne yapıyorlar? Gidiyorlar. O zaman ne yapacağız? Yılda iki defa değil. Aman dikkat edin. Bir yasama döneminde iki defa. Bir yasama dönemi 5 yıldır. Tamam. Yasama dönemi dediğiniz şey genel seçimleri yaptınız. Bir sonraki genel seçimlere kadar olan süre nedir? Yasama dönemidir. Bizde kaç yıl? Baktığınızda 5 yıl. Aynen öyle. Meclis başkanı ile ilgili doğru olanları da ne yapıyorsunuz? Mutlaka gene biliyorsunuz. Hadi bakalım devam edelim. Bunu diye seçtim sınırlandırma sorusunu. Özellikle gene seçtiğim soru oldu. Çünkü daha sonraki videolarda, daha sonraki canlı derslerimizde daha doğrusu durdurmayı, bir sonrakilerinde de sınırlama ile durdurma arasında karma sorular yapacağım. Çünkü karışan konulardan biri. Temel hak müvekkillerin sınırlandırılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır dediğinizde önce gene bir mantığını söyleyeceğim. Sonra cevaplara bakarız. Sınırlama ne? Onu anlayacağız. Bizim birçok neyimiz var? Temel hak hürriyetimiz var. Değil mi? Kişi haklarımız var, sosyal haklarımız var, siyasi haklarımız var. Bunların içeriği var. Konut dokunulmazlığınız var, haberleşme hürriyetiniz var. Var da var. Şimdi bu hakların sınırlandırılması mümkün mü? Elbette mümkün. Yani yoksa zaten sınırsız özgürlük olur. İşte bu sınırlama mümkün ve bu ne zaman mümkün? Her zaman mümkün. Yani şu anda dahi zaten duymuyor musunuz? Mesela kalkıp şey yapmıyorlar mı? Haber yasağı getirmiyorlar mı yeri geldi? Yayın yasağı getirmiyorlar mı bir habere? Yok bunu yayınlayamazsın demiyorlar mı? Diyorlar. Ya da bazen öyle bir şey oluyor ki yok diyorlar durum bu şuradan bir geçemezsiniz. Şöyle bir geçeceksiniz diye söyleyebiliyorlar. Yani bizim haklarımız sınırlanır. Bizim haklarımız sınırlanır ama ancak neyle sınırlanır? Ancak kanunla. Herkes adı gibi bilecek. Temel hak ve hürriyetler ancak neyle sınırlanırmış? Ancak kanunla sınırlanır. Niye? Çünkü benim temel hak hürriyetlerimi sınırlayabilecek olan sadece ama sadece benim temsilcim yani kimdir? Meclistir. Öyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, tebliğle, genelgeyle, yönetmelikle temel hak hürriyetler ne olmaz? Sınırlanmaz. Demokratik bir düzende, hukuk devletinde benim korunmam lazım. Ne demek istiyorum? Anayasanın temel fonksiyonu nedir? İktidarı sınırlandırmaktır. Neyle? Temel hak hürriyetlerle. Eğer ki bu temel hak hürriyetleri bir yönetmelikle, Cumhurbaşkanı tek başına çıkaracağı bir kararnameyle sınırlayabilecek olsalar, nerede kaldı sınırlı iktidar? Sınırlı iktidar falan kaldı mı? Kalmadı. İşte o yüzden baktığınızda herkes bilecek.
Falanca sınavda sorsa, hadi sordu. Dedi ki mülkiyet hakkı neyle sınırlanır? Ana şerefsizlere bak lan, mülkiyet sormuşlar. Hiç ben böyle çalışmadım. Lan ne olacak? Neyle sınırlanır? Yazın hemen oraya. Neyle sınırlanırmış mülkiyet hakkı? Neyle? Geliyor mu sesim? Kanunla sınırlanacak. Aynen öyle. Sınavda sordu. Özel hayatın gizliliği neyle sınırlanır? Söyleyin. Sanatçının korunması hakkı neyle sınırlanır? Kanun bitti. Bakın keşke böyle sorsalar. Böyle geldiği zaman millet bir afallar. Ne diyor bu ana sanatçının korunması bitti. Neyle? Kanunla. Devam edelim. Sınırlamayla hakkın özüne dokunulamaz. Evet, ne demek istiyorum? Hakkın özü dediğiniz şey, hakkın bir artık siz adamın elinden tamamen o hakkı alırsanız artık ortada hak kalır mı? Kalmaz. Zaten hakkı tamamen aldığınızda artık o ne olur? Artık o durdurma olur. Bakın aradaki farkı söyleyelim. Sınırlama ne, durdurma ne? Şunu bir anlayalım iyice. Adam deniz kenarında ormanın içinde hamağını kurmuş, rahat rahat yaşıyor. Adam deniz kenarında ormanın içinde hamağını kurmuş, rahat rahat yaşıyor. Bu adam ormanın içinde orada yaşarken içine bol ne alıyor? İçine bol ne alır? Ne alır? Yazın oraya. Adam ormanın içinde içine bol ne alır? Oksijen alır. Şimdi ben bu herifi oradan alsam, o hamaktan alsam, daha sonrasında İstanbul'da sanayi bölgesinin içine bıraksam, oksijen alır mı? Alır mı sanayi bölgesinde oksijen? Alır tabii. Oradakiler yaşamıyor mu? Onlar da yaşıyor. Alır ama daha az alır. İşte bu ne? Bu sınırlama. Peki adam deniz kenarında ormanın içinde hamağını kurmuş, rahat rahat yaşarken benim kemeri çıkıp herifin boğuna dolayıp desem ne alır? Pardon, ne alamaz? Oksijen alamaz. İşte adamın elinden hakkını tamamen almak nedir? Durdurmadır. Durdurma zaten ne demek? Hakkın özüne dokunmak demek. Anayasa diyor ki sen diyor normal bir dönemde yapacaksan sınırlama yapacaksın. Sınırlama değil de durdurma yapamazsın. Bu da doğru. Ve diyor ki gene her ne halt yiyeceksen ye, ölçünü yapma. Kaçırma ve buna daha sonra tekrar geleceğim. Anayasanın sistemi şudur. Anayasa bir hakkı tanır ve o hakkın hangi nedenle sınırlandırılacağını kendi içinde özel olarak belirtir. Örneğin anayasa madde 35 der ki herkesler mülkiyet hakkına sahiptir. Dedikten sonra bu mülkiyet hakkı der neyle? Ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanır. Demek ki mülkiyet hakkını neyle sınırlayabilirim ben? Kamu yararı. Yani onun dışında başka bir nedenle ne yapamazsın? Sınırlayamazsın. Hangi hakkın hangi nedenle sınırlandırılacağı insan evladına sorulacak soru değildir. Ama hakimliklerde, kaymakamlıklarda defalarca sorulur. Onlar her şeyi bunların ezberlemek zorunda kalırlar. Sizde de önemli olandan kastım potansiyel olarak en fazla kullanılan neyse daha sonraki derslerde tekrar bu konuda gelip anlatacağım. Ama hatırlayın, o zaman neye dayanacak? Özel sınırlama nedenlerine dayanacak. Derken sınırlama madde kaç oldu sizin için? Sınırlama madde, şuraya bir bakın. Özüne dokunamaz. Mutlaka ne olacak? Ölçülü olacak. Özel sınırlama derken. Sınırlama anayasa madde kaçtır? 13. Sınava kadar kaç oldu ama? 13. Bakın sınava zaten bir şey kalmadı. Biraz da stres yaratayım. Sınava da zaten bir şey kalmadı değil. Sınava kadar sınırlama madde kaçmış? Yazın oraya. Kaçmış? Kaç diyeceksiniz bundan sonra? Sınırlama madde kaçmış? Kaç? 13. Söyleyeyim bakayım. 13. 13 mu 13 yok. Yazmayın oraya 13. 13 istiyorum. 13. 13 gelecek. Sınava kadar neymiş bu? 13. Tamam, kimse de unutmayacak. Özel sınırlama nedenleri. Hakkın özüne dokunamaz, ölçüsüz olamaz. Sınava kadar sınırlama madde 13. 3 ö nerede var? 3 ö. 3 ö'nüz nerede varmış? Sınırlamada var. Sınava kadar madde 13. Süpersiniz. O zaman yanlış olan ancak olağanüstü dönemlerde olur diyor. Arkadaş niye ancak olağanüstü dönemlerde olsun? Ben olağanüstü dönemde herifin neyse hakkını tamamen ne yapabiliyorum? Alabiliyorum. Adamın hakkını olan dönemde tamamen alabiliyorsam onun hakkını sınırlayıp bırakamaz mıyım? Birazını alıp birazını bırakamaz mıyım? Haydi bırakın. O zaman illa olan dönemde olmasına zaten gerek yok. Baktığınızda olan dönemde de ne olur? Sınırlama olur. Sınırlama, durdurma önemli konular. Daha sonrasında bunlarla ilgili sorulara devam edeceğim. Bilginiz olsun. Peki. Şimdi bu soruyu niye seçtim dediğinizde bu soruyu da şundan seçtim. Bakın şimdi çok çalışıyorsunuz ya, canınız çıkıyor, haklısınız, uğraşıyorsunuz. Hele bir de o güncelleriniz var. Yani güncel çalışmak, ya ben ömrü hayatımda gerçekten böyle güncelle ilgili ya derya deniz. Yani 100.000 tane güncel yazarsınız. Planla hemen soruların cevapları geldi, ayrı konu. Bu soruyu yazmamın nedeni cevabını bulabileceğinizi size göstermek. Bakın bu soru bir defa görmüş olduğunuz bir sorudur. Çünkü bu çıkmış sınav sorularından bir tanesi. Ama bu soru ilk sınavında dahi
Bir dönemlerde onu da söyleyeyim. Bir dönemler sadece anayasa sorusu gelirdi. Şimdi yaşım iyice ortaya çıkmasın baktığınızda. Yani vatandaşın ağırlığı, daha doğrusu böyle kurumsal anlarız yani anayasayı. Daha sonrasında bu temel hukuk kısmı çıktı. Ve temel hukuk kısmı çıkarken bir anda bir baktık. Ana olmayan bir şey var. Bir anda bir şey çıktı. Şimdi sınavda da bu medeni hukuk kısmında, idare kısmındaki idare evet birazcık daha can sıkıcı olabiliyor. Onunla da ilgili daha sonra geleceğim. Bir şey geldiğinde hiç bilmediğinizi düşünüp hemen böyle belki de suyu indirmiyorsunuz. Asla. ÖSYM özellikle vatandaşlıkta mantıklı bulunabilecek tarzda soru soruyor. İnanın bana öyle. Mantıklı bulunabilecek tarzda çok rahat soru soruyor. İşte onlardan biriydi. Şimdi hukuki yaptırım diye soruldu. Şimdi hepiniz işte yokluktur, butlandır, tek taraflı bağlamazlık hocalarınızın hepsi anlatıyor, kitapların hepsinde yazıyor. Bunlar yazmıyordu. Eskiden yoktu bunlar. Bir anda soru olunca daha sonra anlatın diye başladı. Bir de o günü düşünün. Kimse size anlatmamış. Ne yokluk var, ne butlan var. Millete butlan dediğinde bu ne lan diye bakıyordu yüzümüze. İşte bakın. İşte buraya baktığınızda arkadaşlar yok bir şey bir yerden çıkmadı. Onu söylüyorum. Ne gelebileceğini söylüyorum. Ama sadece şu psikolojiyi bir alın. O gün o sınava girmiş olsaydınız hiç görmediğiniz, hiç kimsenin anlatmadığı bir soru tarzı. Bu ne diye bakardınız. Bir anda panik olursanız soru gider. Hadi sen tazminatı bilmiyorsun. Hadi biliyorsun da diyelim ki bir anda panik oldun. Tamam bunu kurtardın. Bu ne dedin? Bunu zaten hiç anlamadın. Mutlan mutlan. Yokluk dalga mı geçiyor dedin. Hiçbir şey bilmiyorsun da. Hadi hiçbir alt bilmiyorsun. Soru bu. Hangisi yaptırım türü değildir? Hiçbir şey bilmeseniz bile. Allah aşkına kısasa kısas diye yaptırım olur mu? Ha? Kısas diye bir yaptırım olur mu hiç? Bir düşünsenize. Sen geldin benim arabama çarptın. Sen benim arabamı çarptın. Ben de seninkine çarpacağım. Olur mu öyle şey? Ha? Sen benim bacımı kaçırdın. Ben de senin ne? Bacın yok mu? Birini kaçıracağım. Ya Allah aşkına. Kısasa kısas olur mu hiç? Hiç böyle bir yaptırım olabilir mi? Hayır. İşte alın size vatandaşlık sınav sorusu aslında. Bu soruyu sormamdaki tek nedeni söylüyorum. Bu soruyu sormamdaki tek nedeni söylüyorum size. Yani butlandır falan bunları zaten görüyorsunuz, yapıyorsunuz falan. Ama sorudan korkmayın. Yani farklı bir şey geldiğinde bir panik olmayın. Hiç öyle bir rahat bir şekilde bir nefes alın. Şimdi sen bilmiyorsan zaten başkası hiç bilmiyor. Bir de öyle düşün. Ya sen bilmiyorsan onlar da bilmiyor. Şimdi geldiğinde farklı bir soru tipinden bahsediyorum. Böyle bir sakin olun. ÖSYM özellikle vatandaşlıkta mantıklı bulabileceğiniz tarzda farklı alanlardan soru sorar. Ha 2 yılda bir sorar, ha 4 yılda bir sorar ama aralarda gelir ki gelecek. Onu da söylüyorum. Bakın A'da şuraya yazıyorum gelecek. Tamam. Bu tür tarzda yavaş yavaş değişecek. Bu yılı değiştirirler, seneyi değiştirirler. Bunun ayak izleri geldi. Size söylüyorum 2023 hakimlik sınavı bugüne kadar ÖSYM'nin kendini açtığı soru formatını değiştirdiği yegane sınav oldu. Şimdiden uyarıyorum. Devam edelim. Bu soruyu dediğim gibi kalkıp da butlanı sonra açıklamayacağım. Tek derdim sorudan korkmayın diye bu soruyu buraya yazdım. Hadi bakalım. Bu soruyu niye seçtim? Olağanüstü hal ilanı kim tarafından en fazla ne kadar süre için yapılır? Şu yüzden yaptım arkadaşlar bunu. Sınav ezber. Bazı şeylerden kaçarınız yok. Yani baktığınızda bazı şeyleri ezberlemek zorundasınız. Olağanüstü hal ilanını kim yapacak? Cumhurbaşkanı yapar. Ne kadar süre için yapar? 6 ay için yapar. Kim uzatır deseydi cevap ne olacaktı? Uzatmada kim vardı? Uzatmayı meclis yapar. 4 aylık dönemlerle. İşte burada 4 ay aklınıza gelir falan diye özellikle ikisini kattım. Ama ilanı yapan Cumhurbaşkanı 6 aylığına uzatmada kim var? Meclis. Şimdi burada artık ya yapacağınız bir şey yok. Yani bunlar ezberlenecek. Ama şunu demeyin. Yine şu vatandaşlıkla ilgili söylüyorum bunu. Yani vatandaşlık diye söylüyorum bu arada. Bunlar aslında aynı zamanda KPSS. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela hocam çok ezber var. Bir sürü sayı var. Ya Allah aşkına şu tarihte öğrendiğiniz, tarihte ezberlediğiniz yok İslamiyet öncesi, yok İslamiyet sonrası, yok onun eseri, yok bunun ya, bu duvarakta dikiler falan. Onların yanında buradaki ezber değil. Tamam? O yüzden böyle buradaki sadece zorluk şu oluyor. Bizler, bizim eğitim sistemimiz öyle. Ortaokuldan beri aynı şeyleri öğrenip duruyoruz. Ortaokulda da vardı o tarih. Ondan sonra lisede de vardı. Üniversite sınavına girerken vardı. Onlar bitti. Ondan sonra KPSS var. Ya yazık günah yani. Valla gençliği öldürüyorlar. Başka bir şey değil ama var. Şimdi onları oradan kulağınız aşina olduğu için ve bildiğiniz için bu vardı. Ya o vardı. Derya deniz. Burada da birkaç tane şey var işte. Bunlar ne yapılacak? Ezberlenecek. Haklısınız ilk defa gördüğünüz için ama çok da ne yapayım? Böyle kendinizi uzak tutmayın. O zaman işler daha ne yapacaktır? Kolay gidecektir. Ezberleyeceğiz. O zaman şimdiden bir soruyu cebe atalım. Olağanüstü hal ilanını kim yapar? Cumhurbaşkanı. En fazla ne kadar süre için? 6 ay. Kim uzatır?
meclis kaç aylık dönemlerle? 4 aylık dönemlerle uzatır. Savaş dönemlerinde 4 aylık süre aranmazdı. Konulara, sorulara tekrar daha sonrasında bakacağım. Hadi devam edelim. Şöyle bir şey daha yazdım. Bugün değişik bir soru oldu. Yani baktığınızda aşağıdakilerden hangisi yüksek mahkeme üyesi olmadığı halde Yüce Divan'da yargılanır? Yüce Divan'da yargılananlar derken burada derdim gene başka. Bir, Jandarma Genel Komutanı. Bir defa Jandarma Genel Komutanı nerede yargılanmaz? Yüce Divan'da yargılanmaz. Bunu eledik. 2017'de bu çıktı. Diyor ki yüksek mahkeme üyesi olmadığı halde. Şunlara baktım. Bunlar bir defa nerede? Yüksek mahkeme mi? Ona bakacağım. Yüce Divan'da yargılanır mı? Bunların dördü de nerede yargılanıyor? Dördü de nerede yargılanıyor? Yüce Divan'da yargılanır. Ama ne demiştik? Hatırlayın. Takip edenler Instagram'dan bilir. Tay. Nerede olmuyor? Nerede olmuyordu? Yüce Divan'da olmuyor. Bakın. Pardon, özür dilerim. Yüksek mahkeme nerede? Olmuyor. Yargıtay, Danıştay, Sayıştaylar, Sayıştay ne değil? Yüksek mahkeme değil. Tamam. Tay. Yüksek mahkemelerde olmuyor. Ama bunlar tay nereye giderler demiştik? Nereye? Yüce Divan'a giderler. Yani Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeleri nerede yargılanır? Yüce Divan'da yargılanır. Ama Sayıştay anayasada nerede geçmez? Yüksek mahkemeler arasında geçmez. Uyuşmazlık mahkemesini biliyorsunuz. Uyuşmazlık mahkemesi toplama bir mahkemedir. Üyeleri diğer mahkemelerden gelirken bunun anası nereden gelir? Anası nereden gelir? Anayasa Mahkemesi'nden. Uyuşmazlık mahkemesi toplama bir mahkemeydi. Diğer mahkemelerden üyeleri gelecek. Başkan da nereden gelecek? Anayasa Mahkemesi'nden gelmiş olacak. Hadi bakalım son soruya gelelim. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'ne iptal edilemez? Klasiktir. Özellikle defalarca da soruyorum bunu. Gene soracağım, gene söyleyeceğim. Çünkü aday ne kadar çalışsa da bir anda ne yapar? Atlar bütçe diye. Arkadaşlar bütçe kanununda diğer kanunlar gibi nerede iptal edilir? Anayasa Mahkemesi'ne iptal edilir. Hatta aklınıza kalsın diye söylüyorum. Bütçe Anayasa Mahkemesi'ne iptal edilir. Şu kalsın aklınıza. Anayasa der ki bütçe dışı hüküm konulamaz. Eğer siz bütçeyle ilgili olmayan bir şey atarsanız, herhangi bir hüküm atarsanız Anayasa Mahkemesi der ki ya bunun bütçe kanunuyla bir alakası yok. Sen niye bunu buraya soktun der, iptal eder. Anayasa Mahkemesi'nde bütçe kanunu iptal edilir. Anayasa Mahkemesi'nde iş tüzük sessiz anayasa olarak geçer, iptal edilir. Dokunulmazlığın kaldırılması iptal edilir. Olağan dönem kararnamesi iptal edilir ama ne iptal edilmezdi? Milletler Arası Antlaşmalar Anayasa Mahkemesi'ne iptal edilemez. Yine derdim bunun mantığını almanız. Şimdi yine mantığını söyleyelim. Şimdi bunu öğrendiniz. Size dendi ki arkadaş Milletler Arası Antlaşmalar Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilemez. Peki neden? Şimdi mantığını alın ki gene sınava kadar idare etsin. Neden Milletler Arası Antlaşmalar Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilemez? Biliyor musunuz? Neden iptal edemiyoruz ki bunu? Yani arkadaş ben benim kanunlarımı bile iptal ediyorum. Bunu da edeyim. Bakın olay neydi? Hatırlayın. Milletler Arası Antlaşmaları kim uygun bulurdu? Sınavda Milletler Arası Antlaşmaları kim uygun bulur derse, uygun bulan kim? Meclis. Kim onaylar derse cevabınız ne? Cumhurbaşkanı. Şimdi bakın olay şu. Siz Fransa ile bir Milletler Arası Antlaşmayı daha imzalamadan önce, meclis öyle bir Milletler Arası Antlaşmanın imzalanmasını uygun bulur. Neyle? Uygun bulma kanunuyla. Herkes bunu böyle ezberleyecek. Uygun bulma kanunu. Nasıl ki bütçe kanunu diyorsanız bir kanun daha var. Bu kanunu söylemeye alışacaksınız. Uygun bulma kanunu. Bunu sorursan daha sonra geleceğim. Buna uygun bulma kanunu demezseniz canınız yanar. Uygun bulma kanunu diye söyleyeceğiz. Yani Fransa ile imzalanmadan önce meclis bunun imzalanmasını uygun bulur. Daha sonrasında imza atılır. Sonrasında şeklen de Cumhurbaşkanı ne yapar? Ben gördüm bu imzalanan, evet bu ülkenin kabul ettiği nedir der. Baktığınızda Milletler Arası Antlaşmadır der. Peki niye iptal olmuyor? Ben Fransa ile gittim. Milletler Arası Antlaşmayı imzaladım. Ne zaman? Gittim 2 Mayıs'ta imzayı çaktım. Fransa ile masaya oturduk. İmzayı da attım. Tamam. Anlaştık. Ne yapacağız? Beraber savunma sanayide işbirliği yapacağız. Fransa ile Türkiye anlaştı. Tamam. Var mı Milletler Arası Antlaşma? Var. Sözleşme yapıldı mı? Yapıldı. Sonra eğer bunun iptali olursa bizde ne var? Bizde Anayasa Mahkemesi var. Anayasa Mahkemesi'ne gelip Anayasa Mahkemesi bunu iptal edecek olursa ne yapacaksınız? Döneceksiniz nereye? Nereye? Fransa'ya. Ne diyeceksiniz? Vallahi kardeş kusura bakma bizde bir şey arasınız. Anayasa Mahkemesi var biliyor musun? Hadi iptal etti mi diyeceksiniz. Ne der Fransa?
Ve ben de dalga mı geçiyordur? Aa da imzan. Uyuyor musun, uyumuyor musun der. İşte o yüzden imzayı attıktan sonra iş işten ne olmuştur? Geçmiştir. O yüzden Milletler Arası Antlaşma'nın iptali yok. Bakın ezberlemeyin, anlayın. Anlayın ki bir daha sınava kadar hiç bakmasanız bile işaretleyin. Demek istediğim şey şu. Aranızda kursa giden var mı? Kursa gideniniz var mı? Para verip gidip de kurslarda, yani şey için söylemedim, gidiyorsunuzdur. Var değil mi? Mutlaka vardır herhalde bu kadar kişi. Tamam. Şimdi gittiniz kursa, kendiniz kafanıza göre gittiniz, yazıldınız. Bazı arkadaşlar daha ekonomik kültürünü almamıştır. Anadan babadan ister istemez para alıyordur. Bizim hayat böyle zaten. Yapacak bir şey yok. Neyse gittiniz kursa, yazıldınız. Gaza geldiniz böyle. Dediler ki şu hoca varmış, bu hoca varmış. Gittiniz kursa, yazıldınız. Ondan sonrasında gittiniz kursa, yazıldınız. Sağlıyorum işte 20 bin liraya. Sonra geldiniz eve. Dediniz ki baba ben vallahi kursa yazıldım. İşte 20 bin lira ver ben gideceğim falan dedim. Anam ondan sonra oradan anam başladı. Ne 20 bin lira verdin, bizim komşu Atçı'nın kızı da gitmiş. O 3 bin lira gitmiş. Sen niye bu kadar fazla verdin, böyle olur mu falan. Evde kaos. Ya olur mu falan, benim farklı. Yok lan baba geldi oradan olmaz falan. Hayda. Şimdi ne yapacaksın? İmzayı attın. Senetleri kursa imzaladın. Adam sana ona göre gitti, sınıfı ayarladı. Sonra babadan fırçayı yedin gittin, ne diyeceksin? Oraya valla ben eve gittiğimde bizimkiler çok kızdı biliyorsunuz mu? Şunu bir güzellik yapsak falan. Anlatabildim mi? İş işten geçti. Geçmiş olsun. O saatten sonra artık 18 yaşın altındakiler ayrı konu, eyvallah. O saatten sonra iş ne yapar? Biter. O yüzden Milletler Arası Antlaşmaları ne yokmuş? Ne yokmuş? İptali yoktur. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Soru kısmını bitirdim. Soruları özellikle seçimde söylüyorum. Haftaya Perşembe ve ondan sonraki Perşembe bunların üzerine, öğrendiklerinizin üzerine ekleyerek aralara koyacağım. Baştan sona bir ders anlatma şansım yok. Onu da söyleyeyim. Yani şu anda yok. Sadece şimdiden şunu söyleyeyim. Eğer ki müsait olursam, ki müsait olacağım, ayarlayacağım Allah sağlık verirse, sınavınızdan önce soru çözümü dışında son derece hızlı bir tekrar yapmayı düşünüyorum. Soru cevap şeklinde. Şu neydi, bu neydi, bu nasıl olur şeklinde bir tekrar yapmayı düşünüyorum. Onları da duyururum. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Dediğim gibi ben bayağı eskilerdenim aslında. Ama sizlerden bayağı bir uzak kaldım. Şu anda tekrar böyle bir mutluyum. Sizlerle böyle temas halinde olabildiğim için. O yüzden diyeceğim şey şu. Adım Serhat Güven. Bana güveneceğiniz bir konu varsa o da bu iş. Sorularınız varsa bu sırada alacağım bir 10 dakika daha. Diğer arkadaşlar kaçabilirler. Yazmak istediğiniz bir şey varsa ona göre devam ederiz. Evet bence de 1-0 değil 5-0 öndesiniz. Benden ders dinlediğiniz için. Ben size teşekkür ediyorum hepiniz arkadaşlar. Çünkü yoktum ortada uzun zamandan beri. Yani avukatlık ofisim, bir 10 başka işlerim vardı. 9. sorunun cevabını sormuşlar hemen. Pardon bir saniye 9. sorunun cevabı. Neymiş soru? Yüce Divan'da yargılanır. Sayıştay üyeleri aslında yüksek mahkeme üyesi değillerdir ama Yüce Divan'da yargılanırlar. Cevap D. Tamam. Şunu da söylemiş olduk. Cevap D diye. Başka. Ders hep 21.30'a bağlamayı düşünüyorum. Tekrarını izleyebilirsiniz katılmadığınız dersleri. Militan demokrasi birisi de vurursa siz de ona vurmak zorunda kalırsınız. Demokrasi yok etmeye çalışırsanız demokrasi size karşı savaş açar. Klasik örneğini söyleyeyim. Militan demokrasinin klasik örneği siyasi parti kapatmadır. Ben bir siyasi partiye arkadaş sen siyasi parti olarak varlık bulma demiyorum. Ama o varlık bulurken benim ülkemi bölmeye çalışırsa, layık düzenimi yıkmaya çalışırsa, demokrasimi ortaya kaldırmaya çalışırsa o zaman ne yaparım ben onu gerekirse kapatırım. O zaman militan demokrasinin klasik örneği neymiş? Siyasi parti kapatmalar. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar diyen herkese iyi akşamlar diyorum. İdari hukukunu bir türlü yapamıyorsunuz. İdari hukuku mevzuattır. Onu söyleyeyim. Mevzuat olmakla beraber klasikleri var. Onlarla ilgili elimden geldiği kadar gene aralara atacağım. Birkaç tane mutlaka bilmeniz gereken işin mantığı var. Örneğin köy taşra teşkilatı değildir. Köye taşra diye atlarsınız gider. Bunu da anlatacağım. Bilginiz olsun. Arkadaşlar birazcık böyle ne yapacaksınız? Tekrar edeceksiniz. Kitap karıştıracağız. Temel hukuk oturmuyor. Temel hukuk oturabilecek bir şey değil. Ya bakın temel hukukun ucu bucağı yok arkadaşlar. Yani hakikaten ucu bucağı olan bir şey değil ama sınav formatında olanları, olabilecek olanları biz size anlatmaya çalışıyoruz. Hocalarım eminim kurslarda, kitaplarında size gerekeni vermeye çalışıyorlardır. Soruları dersten önce vermiyorum arkadaşlar. Çünkü soruları son dakika yazıyorum. Instagram adresim hemen slide'da aşağıda var. Serhat Güven anlatıyor diye. Üyelik devam ediyor. Yani bundan sonra otomatikman gene bağlanabilirsiniz buraya. Sistem öyleymiş. Özellikle bu platformu da şundan seçtim. Onu da söyleyeyim. Tekuzeme de ben ayrıyeten teşekkür ediyorum buradan. Arkadaşlar sosyal medyada şöyle gördüğüm kadarıyla yani çok fazla değerli arkadaşlar da vardır eminim ama
bilgi kirliliği de var. Herkes bir şeyler söylüyor. Sosyal medyadaki canlı yayınlar falan. Bana böyle bir şey daha ciddi geliyor. Daha ciddi olduğu için böyle bir platform tercih ettim. Kayıt altında kalmasını istedim. Sözümün de arkasındayım. Ha da burada videolar, sorum, cevabım, açıklamam, her şey orada. Böylece defalarca izleyebilirsiniz. Daha hala 200 kişiyiz, o yüzden kopamıyorum varsa sorunuz diye. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beşinci soruya bakabilir miyiz? Arkadaşlar videoyu tekrar izleyeceksiniz. O konuda rahat olun. Videolar yüklenecek aynı yerden girdiğinizde. Beşinci soru neydi? İlk dört şık doğruydu. Son şık yanlıştı. Baktığınızda orada siyasi parti üyeliği sona ermez. Sadece ne yapamaz? Siyasi partinin faaliyetlerine katılamaz. Yeni geldiniz, hoş geldiniz Seda Nur Hanım, ama artık videoyla ya da önümüzdeki haftaki şeylerle devam edeceğiz. Yo, devam edebiliriz. Yani ben böyle bir karar verdim arkadaşlar. Her perşembe devam edeceğim. Tamam. Tamam, hadi dağılalım. Arkadaşlar dağılalım diyorlar. Aa, dağıldım ben falan diye. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlarınız olsun. Hoşça kalın. 21.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Instagram'dan paylaşacağım tekrar. Hoşça kalın.